Efendim Türk Kahvesi'nden sizlere merhaba diyoruz. Yine kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Taşansu Türker Hoca Ankara Mülkiye'den bugün geldi, konumuz oldu. Uzun süredir hocamı davet ediyor idik. Fakat ancak bugün fırsat oldu. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni dünya politikası hocamın son çıkan kitabı ve aslında son 5 yılın muhteşem bir özeti ve bugüne niye geldik, ne yaşıyoruz? Yani bu Gazze'den başlayarak Amerika'nın Yemen saldırısı işin bir tarafında, Amerika seçimleri bir diğer tarafında, NATO meselesi bir başka tarafında, Suriye meselesi, Rusya, Avrupa, bütün bunların hepsini içeren ve aslında muhteşem bir son 5 yıl tasviri ortaya koyarken Taşansu Türker Hoca, Türkiye için de bu son 5 yılın büyük bir umut, büyük bir fırsat oluşturduğunda aynı zamanda altını çiziyor. Bütün bu bilgi yığını içinde aslında biz Türk Kahvesi içinde böyle sizden küçük küçük ipuçları alarak içinde bulunduğumuz dünyayı nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız ve gelişmeleri nasıl takip etmeliyiz ki gelişmeler her gün yeni bir şey ortaya koyuyor. Yani Gazze Savaşı 100. gününü geçmiş durumda neredeyse, ya 22 bine yaklaşan ölüsü. Dünyanın tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok sayıda gazetecinin, sağlık personelinin öldürüldüğü yoğunlukta bir dönemde olmamış. Yani 110 gazeteci, işte 250'ye yakın sağlık personeli vesaire, hani sivilin öldürülmesi dışında uluslararası sistemin içinde ki herkes de hedef altında. Bütün bu çerçevede Türkiye'nin yerini aslında konuşuyoruz, arıyoruz. Hoş geldiniz tekrar hocam. Lütfettiniz, çok geldiniz. Şimdi Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yeni dünya politikası derken kafiye çağı diye bir başlık kullanıyorsunuz. Mark Twain'den alıntı, evet, anladığım kadarıyla. Kafiye çağı derken neyi kastediyorsunuz? Şöyle Ayşe Hanım, aslında çok fazla çağ olarak adlandırma var içinde yaşadığımız dönem. Yani bir geçiş döneminde olduğumuz, yeni bir döneme girdiğimiz konusunda neredeyse hemfikir sosyal bilimlerde herkes. Fakat bunu genelde belirsizlik çağı yahut kaygı çağı olarak adlandırdı insanlar. Ben de şöyle düşündüm, yani bu kaygının sebebi bilmemekle alakalı, yani analiz edememekle alakalı. Analiz ederken ben elimdeki metodolojik araç tarihti. Dolayısıyla tarihi bir metodolojik araç olarak kullandığımda belli tarihsel dönemlerden bugüne dair ipuçlarını çıkarabileceğimizi tespit ettiğim için Mark Twain'in de o sözü, işte tarih tekerrür etmez fakat bolca kafiyelenir diyor. Bu kafiyeleri arama çabası olarak kitap ilk başta fikir olarak ortaya çıktı. O kafiyelerde aslında 3 tane ana dönem benim kafamda bugünleri anlamak için bize ipuçları sunacak dönemler. Bunlardan bir tanesi 2 harp arası dönem. Yani 1918 ile 1939 arası dönem. Bir tanesi 1. harp öncesi dönem. O Belle Époque denen, güzel zamanlar denen. Romantizmler vesaireler. İnsanların çok kendini mutlu gördüğü bir zamanda aslında çok bana şaşırtıcı gelmiştir hep 1914 o savaşın çıkışı. Kimse beklemiyordu. Ama aslında herkes bekliyordu. O çok garip bir akıl tutulması hali. İkincisi o. Üçüncüsü de uzun 19. asır. Uzun 19. asrı genellikle Marksist tarihçiler çok fazla kullanır bu tanımlamayı. Onda da sebep şudur. Ciddi bir dönüşüm. Köklü bir dönüşüm ama çok uzun bir zamana yayıldı. Yani bunun içinde sanayileşme var, imparatorlukların kesinlikle yıkılması var, ulus devletlerin çıkması var. Milliyetçilik hareketleri, efendim Grand Opera'nın ortaya çıkması, buluşlar, romanlar, sinema. Mesela. Sinema kesinlikle öyle Belle Époque'a doğru sarkan bir şekilde ama ardı arkası kesilmeyen ayaklanmalar ve küçük kontrollü çatışmalar. Ama işte sonuç Belle Époque'a gitti. Bir barış dönemi gerçekten o. Takribi 40 yıl kadar süren bir barış dönemi. Bunu tabii ki Avrupa merkezli okuyoruz. Bu Avrupalıların yazdığı bir tarih olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla bu 3 dönemdeki belli unsurların bugün için bizi nasıl etkilediği ya da bugün anlamak için... Bu kafiyeler bugün için söz konusu diyorsun. Söz konusu. Mesela nerede söz konusu? 19. asır dediğimiz şey sanayileşmeydi. Buna bağlı kentleşmeydi. Buna bağlı işçi sınıfının oluşumuydu kentlerde. Bugün mesela herhalde Big Data denen büyük data, blockchain, yapay zeka. Çok önemli yapay zeka tabii ki. Şimdi blockchain çok önemli. O bizi 2. kafiye dönemine götürüyor aslında. Çünkü blockchain merkezli bir para sisteminin kurulabileceğini artık biliyoruz. Eğer Türk 19. yüzyılda kağıt para sistemine geçiş gibi. İngiliz sterlininin bir uluslararası ticaret birimi olması gibi. Herkes tarafından kabul edilen. İki Dünya Savaşı arası döneme neden bizi atlatıyor zihinsel olarak? Çünkü yakın dönem insanlık tarihinde tek para biriminin olmadığı bir Napolyon Savaşları dönemidir. Bir de iki harp arası dönemdir. Yani 18-39 arası dönemdir. Para yok. Yani herkes kendi parasıyla ticaret yapıyor. Şimdi bugün de baktığımızda işte Çin'in Suudi Arabistan'la yuan üzerinden yaptığı petrol ticaret anlaşması yahut blockchain üzerinden bir merkezi olmayan, dolayısıyla herhangi bir ülkenin kontrolü altında olmayan bir uluslararası ticaretin mümkün olabileceği iddiası bizi ikinci kafiyeye de taşıyor. Bu kafiye bir şekilde daha sonra bizi Belle Époque dönemine taşır. Neden? Çünkü teknolojinin bize sunacağı büyük imkanları olan aşırı inanç. Keyifli bir tuzak aslında bir taraftan. Bir yanıyla öyle kontrol edilemediği zaman belirli siyasal özneler gerekli inisiyatifi alıp, gerekli iradeyi gösterip bu imkanları insanlığın lehine ve barış lehine, adalet lehine kullanamadığı zaman elinizdeki en önemli imkanların bile nasıl heba edilebileceğinin en güzel örneğidir birinci harp. Fakat açık bir şey var ki bütün bu umutların yanında akan bir de gerçek siyaset vardı. O da neydi? Yükselen bir Orta Avrupa. Çünkü 19. asır dediğimiz bizim Atlantik'in kıyısıydı. Yani İngiltere, Hollanda ve Fransa üçlüsüydü aslında. Bunların sanayi devrimiyle beraber özellikle Metternich sonrası itibariyle bir şekilde denge sisteminde İngiltere'nin hakimiyetiydi. Ama bir Almanya çıktı meydana okuyan. Evet. Ve bunu durduramadılar. Ve o Almanya kendine ait, kendine özgü şartlarıyla dünyaya meydan okudu. Ve dedi ki ben bu sistemden yeterince faydalanamıyorum. Hani ilkokuldan beri aslında okuduğumuz birinci harbin çıkma sebebi paylaşım savaşı. Evet, bu kadar da basit gerçekten. Sizin sömürgeleriniz var, ben de sömürge istiyorum diyen bir Almanya. Biz kimle muhatap olduk Ayşe Hanım? İtalya'yla. İtalya'nın Libya müdahalesi mesela işte, değil mi? Evet. Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde bizim tarihimizde çok aslında çok da fazla öne çıkartmadığımız ama bizim büyük kayıplarımızın tabii olduğu ki, bir müdahaledir bu. Şöyle, bizim elitlerimiz açısından Osmanlı Devleti'nin hem ilmiyesi hem seyfiyesi gerçekten travmatize olduk biz Libya konusunda. Çünkü elimiz uzanmadı. O zor bir şeydir. Yani kılıcınızın kesmediğinin bilincine varmak. Ve Libya o anlamda çok öğreticidir. Cumhuriyete giden yolda baktığınızda bir direniş ruhunun oluşması, orada Libya'da başlayan aslında bir o eksiklik hali, daha sonra zaten Balkan harpleri bunu iyice pekiştirecektir. İşte vatan duygusunun yerli yerine oturması burada, vatanperverlik duygusunun yerli yerine oturması hep bu süreçlerle alakalı ama altına baktığınızda işte İtalya'nın arkadan gelen bir sanayileşme süreciyle kendisine Kuzey Afrika'da, o da Osmanlı toprakları, yer arama çabası. Aynı İtalya biliyorsunuz iki harp arası dönemde de bu sefer Mussolini üzerinden Türkiye için en büyük tehdit kaynağı haline alabildi. Ama aynı İtalya bugünlerde Doğu Akdeniz'e baktığımızda, Libya konusuna baktığımızda Fransa'ya karşı İtalya'nın yanında diye çok kaba bir şekilde ifade edebileceğimiz ama çok da yanlış olmayacak bir sürecin içinde. Demek ki bugünkü yaşadığımız olayları anlarken bu referanslarla, ya bu referanslarla anlarsak o kafiyeleri çözmüş oluyoruz. Daha iş kolaylık. Şimdi belirsizlik ve kaygı çağı bu yüzyılı anlamak için galiba en temel kavram setimizin başını oluşturuyor. Postürüt bu çerçevede en çok hakikatin kaybolması. Siz siyaset bilim, uluslararası ilişkilerciler için, siyaset bilimciler için bu postürüt ne ifade ediyor? Postürüt bir genel olarak ne ifade ediyor? Onu söyleyeyim, bir de benim için ne ifade ediyor söyleyeyim. Benim için biraz farklı çünkü. Genelde insanlar postürütü şöyle kavramsallaştırıyor. Efendim, gelişen teknolojik imkanlar ve tırnak içinde söyleyeyim popülist siyaset yapma tekniklerinin insanlığı gerçeklikten uzaklaştırıp bir hayal dünyasında işte Don Kişotlaştırması en basit haliyle böyle ifade ediyorlar. Ben öyle düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Çünkü hakikat kavramı ve gerçeklik kavramı arasındaki farka dair çok tekrar etmeyi sevdiğim bir alıntı vardır. Tarık Buraya sorarlar. Diyor ki hakikat yerine diyor gerçeklik kelimesini kullansak ne kaybederiz hocam diyor. O diyor ki kızım, evladım, hakikati kaybedersin. Şimdi dolayısıyla bunlar farklı. Bakın anlam ve mana ne kadar farklıysa hakikat ve gerçeklik de o derece farklıdır. Hakikat gerçekliğin belli bir konjonktür içerisinde ve belli bir siyasal istikrar içerisinde sürdürülebilir bir rıza ile kabulüyle oluşur. Yani hegemonya kavramıyla alakalıdır. Dolayısıyla kelime aslında doğru. Post hakikat. Post hakikat ama altını bakın bu kavramsallaştırmayla okuduğunuzda şu çıkar. Bir hakikat vardı. O tek kutuplu dünyanın hakikatiydi. O tek kutuplu dünyada ne demişti adam? Tarih sona erdi. Kapitalizm kazandı. Birincisi. Artık savaşlar olmayacak. Tam bir barış dönemi. Amerika muzafferdir. Herkes Amerika'yı taklit etmek zorundadır. Dünya artık bütünsel, küresel bir yönetime sahiptir ve bizim bildiğimiz demokratik yapı dediğimiz işte Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'den oluşan Amerikan sistemi mutlaktır. Bakın bir mutlakiyeti tanımlıyor burada. Şimdi kitapta ısrarla anlatmaya çalıştığım şey birkaç farklı katmanda bu statükonun çeşitli meydan okumalarla sarsılmasıyla bu hakikat kavramı da yıprandı. Şimdi post-truth dediğinizde aslında örtülü olarak şunu söylüyorsunuz. Tek gerçeklik vardı. Tek hakikat vardı. O da tek kutuplu Amerikan dünyasıydı. Yani 1990'larda başlayan ve 2010'lara kadar neredeyse süren o 20 yıllık dönem. Ama ben tarihçiyim. Yani kimse kusura bakmasın. Tarih durmaz. Öyle bir şey yok. Değişecekti tabii ki. Şu an bu kavramın gündeme getirilmesinin sebebi bu tek kutuplu dünyanın devamını isteyenlerin bir siyasal söylem olarak bu kavramı kullanmaları. Diyorlar ki bakın sadece bu var. Eğer bunun dışında bir şey söylerseniz siz gerçekliğe ihanet edersiniz. Dolayısıyla kendi eski statükolarının meşruiyetini sahiplenmek için bu kavram ortaya konuyor. Ben ise şunu öneriyorum. Ya diyorum intertruth, geçiş dönemi. Evet, gerçekler arasında. Hakikatler arasında bir dönem olabilir. Bu tam belirsizliği tarif eder. Yahut multiple ya da çoklu hakikatler dönemi. Hatta bu dönem için diyorsunuz ki Cumhuriyet'in yeni yüzyılında dünya yeni bir hakimiyetin hakim olacağı bir döneme eğilmektedir. Bu da Türkiye'ye büyük bir fırsat sağlıyor diyorsunuz. Şöyle Ayşe Hanım, tabii belirsizlik ve kaygan çok tekrar edilen bir klişedir ama bu risk kelimesi için söylenir ya aynı zamanda imkanı da içerir Çince'de diye. Doğrudur. Şimdi özellikle kitapta birkaç kere ben bilinçli olarak hani normalde kitap yazanlar hep şey diyor efendim bu tekerrür oldu bunu çıkaralım denir değil mi? Gayet bilinçli olarak tekrar eden bir şekilde Gramsci'den bir cümleyi kitapta kullandım. O da şu: eskinin ölemediği, yeninin doğamadığı. Evet. Şimdi bu böyle dönemler işte o yüzden belirsizlik dönemidir. İlla ki bir yeni doğacak. Yani bizim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok tekrar ettiği bir şeydir biliyorsunuz. Bütünlük insan aklının vehmidir der. Valla insan aklının vehmidir, doğrudur ama insan aklı ona muhtaçtır. Dolayısıyla statüko kesinlikle. Muhtaç. İlla ki bir statüko kurarız. Onun dışında yaşayamaz. İnsanlık sürekli bir kaos içinde. O Baudrillard söyledi ya onun işte kaos içindeki düzen 1970'lerde. Öyle bir şey mümkün değil. İlla ki bir uluslararası politikada, iktisadi anlamda, sınıfsal anlamda, toplumsal, kültürel, siyasal bütün düzlemlerde bir statükoya geçiş olacak. Şimdi bu geçişin içerisinde dünyada belirli öznelerin akıl ama en çok birikim, bir terakümü vardır bazı toplumların. Buranın öyle bir şeyi var, buranın bir iddiası var. Bu ne olur şey olarak algılamayın, böyle bir hamaset olarak algılamayın. Bu hiç hoşlandığım bir şey değil. Bir tarihçi okuması aslında bu. Evet, yani bu dünyaya söyleyecek farklı sözünüzün olması gerekir. Buranın vardır farklı söz. Bu farklı sözü de illaki işte bir medeniyet iddiası çerçevesinde kavramsallaştırmak zorunda değiliz. Ama var. Aynı zamanda reel siyasal ölçek baktığınızda ölçülebilir, maddi imkanlarınıza baktığınızda da burası nüfusuyla, stratejik konumuyla, tarihsel birikimiyle, ordusuyla, orta sınıfıyla ve genç nüfusuyla belirli imkanlara sahip bir coğrafya. Bunu akılda tutmak gerekiyor. Tabii ki bu belli bir mesuliyetler getiriyor. Yani sorumluluk sahibi olmayı da beraberinde getiriyor. Mutlaka şimdi hani biliyorsunuz sonradan zengin olan genelde o parayı harcar ve evlatlarına da pek bir şey kalmaz, değil mi? Yani çünkü o bir anda tesadüfen olmuştur. Ve burası tesadüfen olmak durumunda değil. Çünkü buranın gerçekten bir kökü var zaten. Burası bir düştü bir ara. Onu söylemek lazım. Düştü ama kalkar. Kalkar. Kalkma imkanı var ama bu imkana odaklanıp işi hamasete kaydırırsanız da boşa gitmiş imkanlar olur. Şimdi biraz bunları yavaş yavaş açalım. Aslında ben bu son 5 yılı özetlediğiniz yeni dünyanın paradigmalarını, temel kavramlarını biraz sizinle konuşmak istiyorum. Aslında kitabınız biraz da günlük gibi, son 5 yılın günlüğü gibi de bir taraftan da. Ama müthiş analizler ve yorumlarla bize bir başka bakış açısı da sunuyor. Taşansu Türker Hoca tarih alanında doktora yapmış birisi. Ben burada onu da söylemek istiyorum. Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nde doktorasını Osmanlı-Rusya İmparatorluklarında emperyal kimlik ve milliyetçilik başlıklı teziyle tamamlamış. Diğer taraftan da Mülkiye'de karşılaştırmalı siyaset ana bilim dalı başkanı olarak bugün görevine devam ediyor. Osmanlı tarihi, Rusya tarihi, Orta Doğu, Türkistan, bölge çalışmaları, imparatorluk, milliyetçilik, karşılaştırmalı siyaset, strateji ve iş dünyasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde de yayınlanıyor. Slav ve Romans dillerine de galiba biraz hakimsiniz hocam, farklı bir şeyde. Bütün bu beslendiğiniz kaynaklar içinde bu farklı dillerde var. Çok önemli o Ayşe Hanım. Mesela işte Romans dilleri benim en zayıf olduğumdur ama hani okuyorum işte. Ders veremem, öyle söyleyeyim. Ama ne bileyim, mesela işte Fransa'da son çıkan tartışmaları takip etmek son derece zihin açıcı. Çünkü hani Batı dünyası içerisinde Fransa'nın mesela ayrıksız bir tarafı vardır. Ne bileyim işte en son daha bir hafta evvel mesela yeni bir kitap çıktı. Şimdi ben de onun siparişini verdim. Merakla bekliyorum işte. Batı'nın Çöküşü. Fransızca. Bunun Türkçe'ye çevrilmesi bayağı bir zaman alır, biliyorum Türkiye'yi o anlamda. Takip etmek gerekiyor. Farklı merkezlerin zihin dünyalarını takip etmek gerekiyor. Yani mesela bu konuda aslında Rusya, İngilizce zaten hani o anlamda temel bir şey ama Rusça, Fransızca sizin takip ettiğiniz Slav dilleri yayınlar işte arasında. Ukraynca, Lehçe, onları da takip ediyoruz. Zaten her sabah bir gazetelere bakmak gerekiyor onlarda. Onlar da günlük takibiniz için. Şöyle bizim öyle bir şey vardır. Mesela şey yazarlar CV'ye işte efendim Slovakça biliyorum, Çekçe biliyorum. Ya o yazılmaz işte, o Çekçe ve Slovakça zaten onu okursunuz yani o hani Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi biliyorum demek gibi o ayıp yani. O zaman Kırım Tatarcası da biliyoruz falan gibi. Ama çok basittir hani, çünkü hani birazcık okuma yazma bilen bir insan, biraz merakı olan bir insan. Ben mesela Rusça öğrenirken işte Çekya ile alakalı bir şeyler çalışmam gerekiyordu. 2 hafta sürdü hani hızlı bir şekilde Çekçe kaynak okumayı öğrenmek. Çünkü aynı dil, aynı dil köken. Yani burada şu perspektifi önemsiyorum. Yani sizin Rusya'yı çok iyi biliyor olmanız ve Rusya'dan da bu, yani Avrupa kadar Rusya'dan da meseleye bakıyor olmanız bütün bu analizlerinizi bizim açımızdan da çok daha etkili. Orada bir şey söyleyeyim, o çok önemli Ayşe Hanım. Ben Türkiye'yi de o anlamda bakın çok önemserim. Şimdi bazı pozisyonlar vardır. Rancière işte onu şeyde anlatıyor, bu siyasalın kıyısında diye kavramsallaştırıyor. Neyin kıyısında? Siyasalın kıyısında evet. Şimdi kitapta bunu da kullanıyorsunuz. Evet, aslında yeni çağın kavramlarından birisi bu kıyısında olma meselesini de kullanıyorsunuz. Çünkü merkezde olan biz bir müddet sonra eskir. Yani merkezin verdiği rahatlık, konfor alanı ve sadece oraya ait olmanın verdiği bir kapalılık oluşur merkezde. Tam dışarıda olan o merkezi anlayamaz. Yani sadece isyan eder ve genelde başarısız isyan eder, öyle söyleyeyim. O arada derede kalan, kıyıda olan. Şimdi bizde bu çok pejoratif, sanki menfi bir anlam gibidir kenarda, kıyıda olmak. Halbuki değildir. Halbuki imkan yaratır. Yani bir ayağınızın bir yerde, bir ayağınızın bir yerde olması 2 yere birden ait olmaktır. Ben o yüzden hep öğrencilerime onu söylerim. Türk olmak, Alman olmak gibi değildir. Yani Alman milli bilinci doğarsınız, 5 yıllık eğitimle Alman milli bilincini edinirsiniz. Yani gayet basittir. İşte Schiller'dir, Fichte'dir. Ondan sonra gidersiniz, Beethoven'a falan varırsınız. Dersiniz tamam işte Alman yani. Türk olmak çok iyi bir şekilde Doğu'yu iyi tanımak. Ama Batı'yı da iyi tanımak. Doğu ve Batı dediğimiz şey de çok genel bir kavramsallaştırma. Mesela farklı batılar var. Farklı batılar var, farklı doğular var. Şimdi mesela işte Türkler İslam'la İran'da müşerref oldular. Ama Acemce, Farsça üzerinden oldular. Şimdi Doğu dediğiniz zaman sadece İslamiyet değil, onun dışında köklü bir İran uygarlığı var orada. O var. Efendim kökleriniz, bir bozkır geleneği var. Bunlar ideal gelenekler. Ama işte rahmetli Fuat Köprülü Hoca ne kadar aksini iddia etse de yahu İstanbul demek, Roma demek, Bizans demek. Burayı temellük etti Türkler. Bakın topluyor. Topluyor. Bizim kendi doğumuz, kendi Türk kimliğimizin içinde bütün ama partiküller var. Son bunlar. 300 yıldır Batı'yla kendimizi tanımlıyoruz. Kendimizi tanımlamakla kalmıyoruz. Boğuşuyoruz. Onlar bizle boğuşuyor, biz de onlarla boğuşuyoruz ama biliyorsunuz boğuşunca bir şey alırsınız. Bazen bir şey almak için boğuşuyorsunuz zaten. Şimdi Fransa'yı bilmeden olur mu? Yani 18. asır Fransız asrı, 19. asır Britanya asrı. Bunları bilmek gerekiyor. 20. asır bir şekilde Almanya'nın aslında yükselip talepkar olduğu ama olamadığı bir asır. Demek ki batıları, o farklı batıları da mutlaka bilmek gerekiyor. Türkiye o anlamda çok avantajlı. Ama vallahi Türk olmak çok zor. Alman olmaktan daha zor çok, diyorsunuz. Çok zor. 5 yılda yani, okuyup öğreniyor. Biz böyle uzun bir külliyatla. Biraz Baudelaire bileceksiniz ama Baki'ye de dönüp bakacaksınız. Itre'yi yani. De bileceksiniz. Tabii ki. Bütün bunların hepsi bir bütün. Tabii çok büyük bir avantaj diyelim son olarak. Bir kısa reklam arası vereceğim. Ondan sonra geçen hafta yayınlanan Milli İstihbarat raporu var. Böyle bir araya güncel bir konu almak istedim. Tamam, sonra tabii devam edeceğiz kitap üzerinden. Milli İstihbarat raporunun Türkiye'de ilk defa yayınlanması neden ve nasıl bir önem taşıyordu? Bu soruyla devam edeceğim. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim. Efendim konuğum Profesör Doktor Taşansu Türker. Tabii ben böyle bir dünyaya vakıf bir konuk bulunca hemen hemen her konuyu konuşmak istiyorum ama vaktim ne kadar el verecek bilmiyorum. O yüzden çok hızlıca reklam öncesinde sorduğum soruyu sorarak devam ediyorum. Milli İstihbarat raporu yayınlandı. Biz Almanya'nın mesela Anayasayı Koruma Konseyi galiba onun raporunu biliriz. İşte her yıl yayınlarlar olası tehditler üzerinde. Ama Türkiye'de bu bir ilk defa oldu. Bu rapor neden önemli? Raporda dikkat çekilen tehlike nedir? Biraz bunun üzerinde duralım. Buyurun. Faşizmin yükselişi Avrupa'da diye bahsediyoruz. Çünkü biraz tarihle ilgilenen herkes genel olarak Batı kavramının içerisinde belirli bir iktisadi yahut siyasi sıkışmanın olduğu zamanda yahut biraz önce konuştuğumuz belirsizliğe bağlı bir geçiş döneminin içerisinde sıkılaşmaya gider pek çok unsur. Onun da aracı faşizmdir. Küçülme aslında bir şekilde belirsizlik ve bu kaygı bizi biraz daha daralmaya, içe kapanmaya zorlar. Hızlı hareket etmeye ve öze gitmeye yani o rahatlık biraz daha sıkıntıya dönüşüyor vesaire. Bu faşizm olarak kendisini gösterir Batı'da. Şimdi dolayısıyla bu açık açık da adını söylemek lazım bunun. Mesela çok sevdiğim bir yazardı toprağı bol olsun Umberto Eco. Şey demişti yani bir daha faşistlerin kollarında svastikayla geleceklerini beklemeyin. Başka bir şekilde gelecekler. Çok da doğru yani. Ve başka bir şeyle geldiler. Geldiler. Şimdi o geçen hafta Roma'daki görüntü insanın tüylerini diken diken eden bir görüntü? Arkadaşlarda yani da varsa eğer verelim. Yani toplaşmış bir sürü insan Mussolini selamı veriyor. Şimdi Mussolini dediğiniz anda bu Avrupa tarihinin bir gerçeğidir. Tartışmaya da açıktır. Siyasal olarak tartışırız. Tarihi bir vaka dönemi olarak tartışırız. Fakat şimdi bugün bunun bir siyasal hareket olarak yeniden ortaya çıkıyor olması. Burada görüntüyü görüyoruz. Burada hocam herhalde. Evet. Ve bayağı da kalabalık. Kalabalık tabii bu yani kabul edilebilir bir şey mi? Şunun Almanya'da olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani Almanya çünkü Nürnberg'i yaşadığı için bu olmuyor. Fakat aslında oluyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Görünür değil sadece. Fakat en son anket 2 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. %28 Hristiyan Demokratlar, %24 AfD. Yani aralarında %4'lük bir fark var. %4'lük fark var. O bir de şöyle düşünün ne olur. AfD'ye oy verenler anketlerde genelde söylemezler. Dolayısıyla daha yüksek bir şey bekleyin. Ya bu hani hepimizin kaygılanması için gerekli sebepler de bunlar. Bir de Almanya bunun bedelini ağır ödemiş bir ülke. Çok. Yani ceza çok, hala İsrail'e o cezayı ödüyor. Soykırımın cezasını ödüyor. Dünyaya hala bir şey borcu olan bir ülke bu noktada. Öyle tabii. Ama Fransa'ya bakın. Yani işte faşizme en çok satan direniş. Kitaplardan birisi Hollanda'da oldu biliyorsunuz, işte 2 sene evveldi galiba. 1. en çok satan kitap. Kavgam. İnanılır bir şey. Bir de berbat bir çalışmadır o. Yani kitap mu Allah aşkınıza? Yani bir mırıldanmalar, bir adamın zihnindeki zırvalamalar vesaire. Fakat bu artı Fransa. Onu söylüyordum. Yani Marine Le Pen, Mareşal orada. Bunlar yani geliyor bir şekilde. Macron'un beceriksizlikleri ortada. Kuzey Avrupa ayrı bir şey. Kuzey Avrupa bambaşka. Yani Kuzey Avrupa bunu biraz da şeyle, pagan dinleriyle filan da birleştirerek başka bir şeye dönüştürmüş. Zaten o biliyorsunuz 2 tane şeyidir o faşizmin. Yani Kuzey biraz daha nasıl diyelim, din dışı ve paganizme yönelerek işi halleder. Güney biraz daha dinle eklemlenerek yürütür o işi. Fakat çok büyük bir tehdit bu. Şimdi bu tehdit dünya için tehdit birincisi. Yani çünkü iki kere yaşadık işte bunu. Faşizm yenildi 1 kere, doğru, ve ırkçılık suçtur biliyorsunuz. Yani BM kararı vardır bu konuda. Her türlü ırkçılık suçtur. Fakat dünya sıkıştığı anda Noam Chomsky'nin hep söylediği şey, Batı'nın kodlarında vardır. Bu sıkıştığında faşizme yönelir. Yöneliyor şu an yeniden. Başka bir unsur tabii ki burada bizi çok ilgilendiriyor. Nasıl ilgilendiriyor? Bizim takribi 10 milyon nüfusumuz var Avrupa'da. Ve bakın bu 19. asırda da böyleydi, 16. asırda İtalya'sında da böyleydi. İslam dediğinizde insanların aklına Türkler gelir Avrupa'da. Türktür yani ilk karşılaşma yeri onun kafasında, zihninde. Dolayısıyla bu ırkçılığın yöneleceği ilk yerin Türkler olduğunu bizim biliyor olmamız gerekir. Zaten çok da kötü hatıralarımız var değil mi? İsimlerini bugün anmak bile istemiyorum artık. Allah rahmet eylesin. Mesela Solingen olayı. Breivik ve Yeni Zelanda katliamını yapanın üzerinde bütün Türklerin savaşta, Türklere yani karşı verilen savaşların tarihleri kazılı. Kesinlikle hala Ayasofya'nın resmini kazıyor falan adam bir yere, bir şey, yani anlatabiliyor muyum? Burada hani bizim bunun farkında olmamız gerekiyor. Birincisi o. Yani Avrupa'da yükselen aşırı sağın birinci şeylerinden birisi Türk öznesi diyorsunuz. Somut olarak kesinlikle öyle. Soyut olarak ya da yahut orta vadedeyse zaten dünyayı tehlikeye atacak, uluslararası sistemi tehlikeye atacak bir gidişat. Milli İstihbarat raporu bu nedenle bu konuya üzerine önemsiyor ve diyor ki bakın ilk 1 kez rapor yayınlıyorum. İlk yayınladığım raporun konusu da bu. Demek ki bu benim için öncelikli bir konu. Diğer bir husus yine buna bağlı olarak İslamofobya kavramı. Şimdi İslamofobya biliyorsunuz 90'lı yıllarda ilk kez AGİT çerçevesinde uluslararası hukukun ve uluslararası örgütlerin de konusu oldu. Bu arada şey söyleyelim izleyicilerimize, İslamofobya konusunda Taşansu Hoca başka bir kavramsallaştırmaya gitmek gerektiğinin altına çıktı. Aslında İslamofobiye ne demeliyiz? İslamofobi kavramı ya da ne kadar doğru şimdi diye soruyu sorayım size. İslamofobya diyeyim, kelimeyi çözdüğümüzde İslam korkusu. İslam'dan korkma hali, fobiden gelen işte fobya. Fakat 90'lı yıllarda AGİT bünyesinde bir tane daire kuruldu. Antisemitizmle ve İslamofobiyle Mücadele Ofisi. Şimdi o zamanlar bence anlaşılırdı. Fakat bugün geldiğimiz dünyada sanki bunun adı artık İslamofobiya değil. Nasıl antisemit diyoruz? Semit karşıtı olmak. Bugün bir anti-İslam bir pozisyon beliriyor tüm dünyada. Ve bu ırkçılık kavramı bununla içli dışlı yürüyor ve çok garip şekillerde tezahür ediyor. Bakın mesela bu Gazze olaylarına dair biz çok hakikaten naif bir milletiz. Çok da seviyorum o tarafımızı biraz, ama deşmemiz gerekiyor. Deştiğinizde mesela Katolik bir ülkede Katolik kimliğiyle tevarüs etmiş ve onunla kendini var eden kesimler Gazze'nin tarafında bir eylem yapıyorlar. Biz de seviniyoruz burada. Tabii ki sevinelim bir yanıyla, ama bir yanıyla bir gözümüzde şu konuya açık olmalı. Bizim Türkçe'de çok güzel bir deyiş vardır. Hubbu Ali'den değil de buğzu Muaviye'den deriz. Yani Ali'yi sevdiğinden değil de Muaviye'ye nefretinden bunu yapar diye. Şimdi bu adamların pek çoğu Gazze'de insanlık adına Gazze'nin tarafında değiller. Yahut mağduriyet adına Gazze'nin tarafında değil. Bu adamlar Yahudi düşmanı olduğu için, antisemit olduğu için bunu yapıyor. Ve bakın öyle ya da böyle bu antisemitizmle ve İslamofobyayla mücadele ofisinin kurulması gitti aslında manidardır. Çünkü bir şekilde Avrupa faşizminin özü antisemittir. Bu kaçınılmaz. Yani İsrail'in ve felsefi kökenleri, inanış kökenleri, kökenleri daha canım, onu açıkça söylemek lazım. Yani benim peygamberimi çarmıha gerdiniz. Siz düşüncesi kökleşmiştir. Katolik kilisesi bunu kökleştirmiştir. Ortodoks kilisesi bambaşka bir hale getirmiştir. Onu söyleyelim. Mesela Siyon liderlerinin protokolleri diye bir saçmalık vardır biliyorsunuz. 3. Alexander döneminde pogromlar olurken işte onlar böyle bir sürü saçmalıkla ahaliyi galeyana getirmişlerdir. Fakat siz bu arada şöyle bir sözünüz vardı, onu arıyordum. Bu konu İsrail-Gazze meselesi Tevrat'ta şu var diyerek tartışılmaz da diyorsunuz. Kesinlikle. Bunun altını çiziyorsunuz. Kesinlikle. Yani asıl sorun İsrail'in aşırılığa savrulmasıdır. Bunu Tevrat üzerinden tartışmak doğru değildir diyorsunuz. Ya vallahi hatta şöyle bir örnek de verdim o verdiğim mülakatta. Türkiye'de üniversite sisteminin sorunları var. Şimdi bir Amerikalı bu Türkiye'deki üniversite sisteminin sorunlarını tartışırken makalenin 10 sayfalık makalenin 2 sayfasını Göktürklerdeki idare sistemine ayırsa ne deriz biz? Ne diyorsun adam deriz değil mi? Yani bu birazcık öyle bir şey. Şimdi tabii ki bahsedilir, tabii ki bu da bir boyuttur. Fakat sadece tek bir boyuta indirgediğinizde her sorunu aslında o sorunun gerçeğinden kaçıyorsunuz demektir. Burada tabii da ki dindar Yahudilerin şu an İsrail'de aşırı dinci denen İsrail literatüründe böyle tanımlanıyor. Bir kesimin Tevrat'a referanslarla bir siyaset inşa ettikleri doğru. Fakat sorun bu değil. Yani çünkü orada bambaşka bir gerçeklik var. Netanyahu diye bir gerçeklik var. Ve Netanyahu denen yönelim İsrail'de Netanyahu'dan ibaret değil. Kökleri olan, tarihsel kökleri olan bir sürekliliktir o. O bir siyasi çizgi. Ve o siyasi çizgi günden güne radikalleşiyor. İşte 77'de 2. Cumhuriyet kuruldu İsrail'de. Ve şimdi Cumhuriyet'in eseri yok. Bakın Melik İsrail diyorlar şu an. Netanyahu'ya biliyorsunuz taraftarları. Melik bizdeki Arapçadaki bir kral. İsrail'in kralı. İşte Medinet İsrail'dir ya İsrail devleti. O Medinet İsrail'in Melik İsrail'i. Şimdi burada bir sıkıntı var ve bu adamın dünya ile kurduğu ilişki ve İsrail devletini algılama şekli, Arapları algılama şekli farklı. Adamların açıkça şunu söylemek lazım. Şunu söylüyor. Biz barbarların ortasında medeni bir adayız. Dolayısıyla barbarlara karşı kendimizi savunmak için her şeyi yaparız diyor. Şimdi Ayşe Hanım şunu hatırlatmak lazım. Bir İsrail Büyükelçisi nasıl savunur bilmiyorum Netanyahu'yu. Çünkü İsrail devletinin en kızdığı yazarlardan bir tanesi Maxim Robinson'dı. Değil mi? Ne diyordu? Yerleşimci devlet. Siz aldınız onu meşrulaştırıyorsunuz. Yani Netanyahu'nun şu anki politikaları İsrail devletinin meşruiyet alanını sorgulanmaya açan, dolayısıyla kendi ayağına kurşun sıkan, kendi zeminini dinamikleyen bir noktaya geldi ve durdurulamıyor. Ve durdurulamıyor. Bunun dünyada yansımaları olacaktır. Peki durdurma ihtimalini düşünüyor musunuz? Yani Kızıldeniz burada bir önemli şey, Sina Yarımadası'nda yer kaplıyor. Ayşem 7 Ekim'de değil mi yanlış hatırlamıyorsam olaylar başladığında ben herhalde 10 ya da 11 Ekim'de 3-4 gün sonra bir televizyon programında bir uzun uzun anlattım. Orada söyledim de insanlar ilk başta bir kızdılar hatta ama. Amerika burada tuzağa düştü demiştim. Şimdi Amerika tuzağa düşer mi yahu? Şimdi bizde bir de böyle bir garip şeyler var, şablonlar var. Mesela Amerika eşittir İsrail. Ya öyle değil. Öyle değil. Yani kimse iktidarını başka birine bırakmaz. Öyle bir dünya yok. Yahut Amerika her şeyi planlar. Yahut İsrail işte her şey... Öyle değil. Yani İsrail her şeyi planlıyor olabilseydi %300 enflasyonla boğuşmazdı vakti zamanında. Bakın bir başarısızlık var burada. Bir sıkışmışlık var. Ve Amerika'yı aldı, burnundan tuttu, sürükledi bu bölgeye. Amerika bir şekilde elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor fakat açık söyleyelim beceremiyor. Beceremiyor, gerçekten beceremiyor. Bu krizi yönetemiyor. Yönetemiyor yani çünkü gidiyoruz Dışişleri Bakanınız Tel Aviv'e iniyor uçakla Ben Gurion'a diyor ben buraya bir Yahudi olarak geldim diyor. Yahu Allah akıl fikir versin. Bir de bu çocuk bunların en akıllılarından bir tanesi öyle söyleyeyim size. Bilen için tabii. Yani Amerika'nın elitleri şu an gerçekten çok kötü durumdalar. Çünkü Amerika'yı Amerika yapan iki tane kanal vardı. Aldığı göçmen Avrupa kökenli göçmenler. Bunlar lisan bilirdi ve bizim bu coğrafyayı bilirlerdi. İkincisi İngilizlerdi. Cambridge, Oxford ekibi. Bir kota vardı böyle %25-30 Amerikan elitinin içinde bulunurdu. Şimdi İngilizleri dinlemiyorlar. Göçmen alamıyorlar. Kaldı size New York'un Amsterdam Caddesi civarında büyüyen liberal Yahudi çocuklar. Yahut Indiana'dan, Ohio'dan, oradan buradan çıkıp gelen böyle mısır tarlalarının içinden gelen çocuklar. Kötü kötü üniversitelerde okur bunlar. Böyle Midwest'te falan. Sonra master için doğu yakasına yahut batı yakasına gider. Hiçbir şey öğrenemez söyleyeyim size. Çünkü bir insan daha o yaşta hani sosyalleşeceği yaşta en yakın ev 20 mil. Tek sosyalleşmesi pazar günü kilise. Bu çocuktan bir şey olmaz söyleyeyim. Yani kentli değil bir defa. Coğrafyayı bilmiyorlar. Ve bu elit yönetemiyor, işi yönetemiyor. Artı bir de başka bir şey, kitapta çok altını çizdiğim husus oydu. Neoliberalizmin çuvallamış olması. Bir ideolojik düşünce sistematiği olarak çuvallamış aslında olması. Yani bu kitapta altını bunun hem neokon düşünce için hem neoliberal düşünce için tamamen 80'lerde yükselen bütün bu şeyler, bu kurgular. Avrupa'da yükselen sağda tabii bunun bir sonucu. Bugün aslında için, bir tepki biliyor musunuz? Bugün için bir çuvallama durumu içinde diyorsunuz. Şimdi burada Kızıldeniz'e kısaca girelim yoksa direkt bir Trumpizmi. Amerika'da ne değişti kısmından 2016'dan olur. alıyorsunuz konuyu ve Trumpizmle başlıyorsunuz. Trumpizm diye tanımlanıyor artık dünyada bu. Trump küreselleşme bitti diyor ve işte kış geliyoruz yani sloganıyla durumu ortaya koyuyor. Trump Amerika'da ne değiştirdi? Bu söylediğiniz elit daralması, elitin de bir şekilde ne diyelim hafiflemesi, niteliğinin hafiflemesiyle birlikte Amerika'da ne değişti diyorum ama bu arada bir Kızıldeniz meselesine kısaca bir girer misiniz? Kızıldeniz'de ne oluyor? Yani çünkü İsrail Gazze ile birlikte Sina Yarımadası'na Kızıldeniz'e doğru bir şeyin içine girdi. Artık kendi sınırını oraya dayadı. Ha, burada İngiltere'nin 100 yıldır hani korumaya çalıştığı bir hakimiyet var orada İngiltere'nin. Onların buna şey ne olacak? Bir tepkisi olmayacak mı? İllaki olacak. Bu çok mühim yani Kızıldeniz ben işte kitapta da mesela 2020 yılında falan orada özellikle böyle altını çiziyorum bugünkü olaylar öngörülüyor aslında. Çünkü belli ticaret hatları var Ayşe'nin ve yani tarih çok hızlı değişmiyor aslında bazı alanlarda. O Brodel'in armağan ettiği bir sınıflandırmadır bize. Bazı şeyler yapısaldır. Orada yavaş akar tarih ve zaman. Şimdi o ticaret hatlarına baktığınızda Çin ve Almanya iki üretici güç. Ve iki enerji ithalatçısı. Bunlar buluşmak istiyor. Ticaret yapacak. Lojistik hat lazım. En makul olan Rusya üzerinden geçen tren yolu hattıydı. Şimdi M40 yolu denen Baltık'tan işte Karadeniz'e ve oradan Akdeniz'e inen bir hat aslında kesintiye uğradı şimdi. Nasıl uğradı? Girit'teki Amerikan üssüyle, Dede Ağaç'taki Amerikan üssüyle, Ukrayna savaşıyla, Polonya'yla ve Baltık'la. Yani Amerika, Çin ve Almanya arasındaki ticaret hacmini kesti. Kuzey hattını kesti. Yol üzerinden kesti. Şimdi bizim batının doğu sınırı oldu böylelikle Dede Ağaç. Şimdi Rusya buna tepki olarak madem öyle dedi ben bu hattı açarım. Çünkü kendisi de faydalanıyor. Aynı zamanda bir küresel mücadelede karşı tarafa gol atmış oluyor. Çin'in önünü ve Almanya'nın önünü açmak için yani hem Almanya'ya bak sen benim çok karşımda durma ben senin işini yapıyorum demek için hem de Çin'le olan yatırım ilişkilerini devam ettirebilmek için bu hattın alternatifini Kafkaslar üzerinden açtı. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri son 2 yıl içerisindeki ve Zengezur hattı ve bizim Karabağ'ı kurtarmış olmamız, Türk toprağını geri almamış olmamız bu konjonktürle alakalı. Yani yoksa normal koşullarda Rusya'nın Ermenistan'ı yem edeceği yoktu. Açıldı. Açıldı mı açılmadı mı tartışmalı. Bir tane daha hat var. O da güneyden gidiyor. O güneyden giden de deniz hattı. Hindistan, Kızıldeniz ve oradan Akdeniz'e açılıp Avrupa ile buluşuyor. Şimdi orası da İMEK üzerinden Amerika'nın ve İngiltere'nin hattı. Hindistan'ı bu sefer Avrupa'ya bağlamaya çalışıyor. Şimdi siz Çin olarak yukarıdaki hattınız kapatılıyorsa, orta hat henüz açılmadıysa, güneydeki hatta da sizin işiniz engelleniyorsa siz ne yaparsınız? Siz de başkasının kurduğu hattı engellersiniz. Orada da İran devreye giriyor. İran'ın Yemen'deki etkisi İşte Çin'in bu ticaret hattını kesmek üzere oluşturduğu bir stratejinin ürünü diyorsunuz. Yani onun ürünü olmasa da ona hizmet ediyor. Oradaki peki varlığı, böyle Kızıldeniz girişi ama aynı zamanda Basra Denizi'nin girişi, ikisi birden İran tarafından tehdit altına alınıyor. Şimdi birilerinin de onu güvenlik altına alması gerekiyor. Mesele bu. Hı hı. O mesele Doğu Akdeniz'e bağlı tabii ki. O mesele Mısır'a bağlı. Şimdi Mısır ve Suudi Arabistan'ın Arap dünyasında hangisinin kiminle iş yapacağı mühimdir. Hı hı. Belli ki Suudi Arabistan Çin'le yakınlaştı son dönemde. Mısır ise Hindistan ve Çin arasında hala dans ediyor. Hı hı. Şimdi Hindistan dediğimizde de aslında İngiltere diye okuyun onu. Hı hı. Amerika nerede diye soracak olursanız, Amerika bu işlerde epeyce çuvalladı. O çok güvenmedikleri, küçük ada dedikleri İngilizlerin peşine takılmış durumdalar. Ama belli ki bir hat oluşturamıyorlar. Hı hı. Mesela bu İmek tam bir saçmalıktı. Yani İngilizlere kaldılar işte. Afganistan'dan çekilmeleri ne kadar basiretsiz ve öngörüsüz olduklarını gösterir. Büyük ihtimalle İngilizleri delirttiler Afganistan'dan çekilerek. Çünkü Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesi demek, orada Çin'in hakimiyet kurması demek. Ve aynı zamanda Pakistan'dan dolayı kaygı sahibi olan Hindistan'ın Batı kampına düşmanlaşması demek. Tabii bu arada İmran Han'ın içeri girmesi, Çin'le ilişkiler falan, hani bütün bu Pakistan gibi büyük bir blok. Hepsini bunun içinde okumak gerekiyor. Buradan bakın çıkaracağımız sonuç şu. Bir adet Amerika var elimizde. Öyle ya da böyle dünyanın en büyük ekonomik gücü. Ama en önemlisi bence bugünlerde... %48 bu arada savunma kitapta notlarınız arasında vardı. %48 dünya savunma sanayi. Dünya savunma bütçesinin %48'i Amerika tarafından harcanıyor. Şimdi bakın, yani efendim iktisadi olarak eskisi kadar başarılı olamayabilir. Efendim akli melekeleri eskisi kadar kuvvetli olmayabilir. Elitleri işte yani iyi yetişmiş olmayabilir. Siyasal sistem çok iyi çalışmayabilir. %48 demek... Yarısı yani. Tüm dünyadaki çatışmaların savunma sanayinin yarısı bunlar. Şöyle, bu bizi korkutması gereken bir şey. Çünkü aklı çalışan, beli silahlı bir adam illa silaha davranmaz. Ama aklı yeterince işi çözemiyorsa silaha davranır. Dünya için kaygı verici hususlardan bir tanesi bu olsa gerek. Yani onu da akılda tutalım. 1870 yılıydı. Britanya İmparatorluğu'nda sermaye ve emek verimliliğinin zirve yaptığı yıl. Ondan sonra düşüşe geçer. 1918. Birinci Cihan Harbi bitti. İngiltere muzafferdi. Hayır, çok yıpranmıştı doğru ama yine de muzafferdi. Dolayısıyla böyle tarihsel süreçlere bakarken çok keskin cümleler kurmamak lazım. Ama bu kafiyeler de önemli. Ama diyorsun, kafiyeler önemli. Evet. Şimdi burada mesela şu sonucu çıkarıyor bazı insanlar. Amerika bitti demek ki. Yok, öyle bir şey yok. Amerika bitmedi. Tabii Amerika-Çin rekabeti kitabınızın ekseninde bir hayli yer alıyor. Rusya'yı da burada bir unsur olarak önemli bir yerde görüyorsunuz. Mesela bugünkü gene Trumpizme geçeceğim çünkü o önemli aslında bu şeyin içinde. Çünkü Trump İsrail meselesi içinde önemli. Damadın işte Netanyahu ile ilişkileri, İsrail ile ilişkileri, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, o Suud'la, Prens Selman'la ilişkileri filan aslında bugün içinde bir başka dikkat edilmesi gereken bir nokta, hatırlanması gereken nokta. Ama Amerika, Çin, Rusya diye dair bir eksen kurduğunuzda ve Avrupa, bu dörtlü unsuru güç dengesi içinde bir eksen kurduğunuzda nasıl bir denge kuruyorsunuz? Şöyle, Amerika ile Çin asıl olan, yani asıl en büyük tepedeki şey Amerika-Çin savaşı. Yani o şeyi artık unutalım, o soğuk savaş döneminde bir Sovyetler Birliği vardı, bir Rusya vardı. Şimdi bugünkü Rusya Federasyonu'nun ekonomik büyüklüğü, ekonomik hacmi Manhattan adası kadar yok. Düşünün yani. O kadar. En tepeye Amerika Çin'i koyuyoruz. Evet, Kaliforniya'nın yarısı kadar değil. Fakat bakın biraz önce dedim ya, Amerika bitti diye hemen söylemeyin diye. Rusya'da ne olursa olsun böyle tükenmeler, bitmeler, kırılmalarla olmaz. Rusya'da düşüşte olan bir güç olmakla beraber bir zihinsel dünya algısı olan bir yer. Hala elitleri sürekliliği var, Sovyetlerden getirdiği. Ne bileyim, mesela Lavrov garip bir adamdır. Öyle ya da böyle başarılı bir adam bu. Çok iyi iktisatçıları var. Öyle ya da böyle askeri teknolojide bunlar daha düne kadar iki kutuptan bir tanesiydi. Yani birdenbire yok olup gitti değil. Fakat hani gelecek dönemin asıl rekabet alanı nedir diye baktığımızda açık Çin. Çin bir şekilde işte önümüzdeki 20 yıl içerisinde Amerika'ya geçmiş olmayı hedefliyor. Bunu da resmi olarak söylüyor zaten. Yani saklamıyor bunu. Fakat sorun şurada Ayşe Hanım. Siz birisini geçmeyi hedefliyorsunuz. Peki karşınızdaki böyle armut mu toplayacak o arada? Hani şey mi diyecek? Aa, ne kadar güzel bir yarış yapıyoruz. O da bizi geçecek. O da bizi geçiyor. Görünüyor, bak hesaplamalarımızı yaptık. Bizim de uzmanlarımız hesapladı. Önümüzdeki 20 yıl içinde bizi geçmiş olacak. 44, 49 vesaire. Yani şimdi öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Zaten dünyanın o gerilmesinin sebebi bu. Yükselen bir Çin, düşüşte olan bir Amerika. Biri düşmedi bakın. Öbürü de yükselmedi henüz. Ama trendler belli. Bu yönde. Şimdi bu trendlerin olduğu yerde bir karşılaşma illaki olacak. Bu karşılaşma efendim bir Yalta olabilir. Mümkün yani, nasıl Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Yalta'da buluştular. Dünyayı ikiye böldüler. Dediler ki herkes kendi şeyine, bölgesine sahip çıksın. Diğer de diğerine o bölgede karışmasın. Yani Soğuk Savaş'ın ruhu buydu. Yani mesela bugün çok eleştiriyoruz işte NATO içindeki Türkiye bağımsızlığını yitirdi vesaire diyoruz ama başka var mıydı ki? Yani evet. Soğuk Savaş'ın ruhu buydu çünkü. Başka bir yolu yoktu. Başka bir alternatifi yoktu. Bir kişi çıktı biliyorsunuz. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle çıktı, dedi ki Soğuk Savaş'a rağmen ben özelliğimi koruyacağım. Charles de Gaulle'ün adını hala bugün Crown dizisinde mesela işte Britanya'nın hanedanının anlatıldığı dizide adamın adı geçmiyor hala. Yok öyle bir ülke, öyle bir adam yok. Bak Fransa yine geçiyor gerçekten ama şimdi söyleyince çok, siz. Çok ilginç bir şey. Yani bu çünkü o Anglo-Amerikan merkezli Soğuk Savaş'taki Batı kampındaki tırnak içinde onların gözü tek çıban başıydı de Gaulle. Ama neye dayanıyordu? Bir, stratejik olarak ülkesinin Sovyetlerin sınırında değildi. Uzak yani. İki, içeride FKP var, Fransız Komünist Partisi. Bunlarla bir şekilde barış yapıyor falan. Bunları hatta kullanıyor, denge için kullanıyor. Üç, nükleer gücü var. Şimdi yani o dönemde kimde var nükleer? Amerika'da var, Rusya'da var, İngiltere'de var. Hop Fransa nükleer güç sahibi oluyor. Bu, yüzyılın başında aslında biz İngiltere sanayileşmesini okuyoruz ama Fransız sanayileşmesi de Avrupa içinde bir hayli zirvede. Kesinlikle. Öyle azımsanacak bir sanayileşme. Bizde öyle bir şey vardır. Hani Fransızlara böyle hafif şey bakarız. Hani sadece şiir, edebiyat, yani resim falan. Yani ciddi bir sanayi var. Belle Époque bakıyoruz. Bir şey daha var tabii de Gaulle'ün kullandığı ENAS'ı var. Yani idari bilimler okulu. Ulusal İdari Bilimler Okulu. Elit yetiştiriyor Fransız devleti, Fransız aristokrasisi değil artık. Cumhuriyete bağlı elit yetiştiriyor, bunu kullanıyor. Bu ama onun dışında yoktu. Şimdi peki bir Yalta olur mu Çin'le Amerika arasında? Şimdi o bir yaratıcılık meselesi. Yalta'yı kuranlar, çok sevdiğim bir adam olmadığı açık Stalin'in. Ama öbür tarafta bir Amerika'nın becerisi vardı. Oldu. Bugün kurulabilir mi? Pek sanki öyle bir kapasite yok gibi. Yani diplomatik kapasite, zihinsel kapasite sanki yok gibi görünüyor bana. Umarım yanılıyorumdur. Olmazsa ne olur? İki tane alternatif vardır. Ya küçük, kontrollü, bunlar birbirleriyle orada burada hesaplaşırlar. Mesela Yemen bu hesaplaşmadır. Söyleyelim onu. Efendim Kızıldeniz'de öyle. Yani Yemen aslında Amerika-Çin hesaplaşmasının şu anda bölgesel merkezi. Kesinlikle. Efendim Filipinler üzerinden Çin sıkıştırılır. Efendim işte Latin Amerika'da Venezuela üzerinden Amerika sıkıştırılır. Venezuela biraz Amerika'nın arka bahçesi zaten. Öyle ama yani bir şekilde hani böyle bir küçük çaplı bir şeylerle olabilir. Yahut ciddi anlamda bunlar birbirlerine girerler. Korkunç tabii o yani felaket senaryosu. Felakette herhalde şöyle düşünüyorum ben, biz bunu görüyorsak, herkes görüyor. Herhalde felakete de gitmez insanlık. Yani bir şekilde öyle ya da böyle bir yolunu bulacaktır. Bir önlem alır. Peki üstte bu Amerika-Çin bir temel paradigma. Yani bütün olayların en üst başlığını onu koyuyoruz. Alta ne koyuyoruz? Yani işte diğer Rusya, Avrupa ve tabii ki Türkiye'yi de hani burada koyacağım. Şimdi Rusya orada zihinsel olarak, zihinsel kapasite itibariyle bir süper güç. Fakat fiziki olarak öyle değil. O yüzden ben ona 2,5. süper güç diyorum. 2,5? 2,5. süper güç. Evet. Şu an kendini öyle konumlandırıyor. Gerçekte öyle mi tartışmalı. Çünkü Çin etkisi altına giriyor çok fazla. yani iktisadi anlamda Çin Rusya'yı ele geçirdi. Savunma sanayi anlamında yani Kuzey Kore'den füze almak zorunda kalıyor Ukrayna ile savaşmak için. Şimdi bunlar ciddi zafiyet göstergeleri. Fakat toplar Rusya. Yani tarih bize onu öğretiyor. Bir şekilde topluyorlar yani sıkıştıkları zaman. Ama yani asıl orada Rusya 2,5. Avrupa. Bir tane daha 2,5. yer var. Bence Avrupa'dan da daha önemli. Hindistan. Hindistan bence önümüzdeki dönem Hindistan'ın dönemi. Çünkü Avrupa demeyelim ona, Amerika ve İngiltere ama özellikle İngiltere finans kaynaklarını bir şekilde Hindistan'a akıtacak. Hindistan'da... ya orası hala Büyük Britanya'nın şeyi gibi duruyor zaten. Duruyor fakat Modi iktidarı tabii çok ilginç. O nativizm adı altında, o da işte yerlilik kimliği adı altında bu Avrupa'da yükselen faşizmi de çağrıştıran bazı özellikler içeriyor. Bir de anti-İslam çok yüksek tabii orada. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten yani Hinduizmin en temel özelliklerinden bir tanesi. Ne yazık ki son dönemde. Eskiden öyle değildi biliyorsunuz. Yani ama gene Pakistan-Hindistan savaşında orada da öldürüyor. Tabii orada eskiden başlayan, dedim onun öncesi öyle değildi. Evet. Yani ne Gandhi'ye bakarsınız ne Nehru'ya bakarsınız öyle bir şey görmezdiniz. Yani sonrasında Pakistan'dan sonra tabii iş başka bir noktaya geldi. Hindistan yani askeri anlamda güçleniyor. İktisadi anlamda güçleniyor. İdari anlamda bir şekilde kendini topluyor gibi görünüyor. Geleceği parlak, o çok açık. Bir 2,5 Hindistan, 2,5 Rusya. Peki Avrupa? Avrupa ne yapar bilmiyorum. Yani Avrupa, Almanya'yı Amerika bırakmaz herhalde. Yani Amerika eğer Almanya'yı bırakıyorsa zaten Amerika bitmiş demektir. Onu söyleyeyim size. Yani o kadar kontrolü altında olan, yani hem istihbari hem siyasi anlamda kontrolü altında olan bir ülkede Amerika'ya rağmen bir Alman devlet aklı açığa çıkıyorsa hepimiz bir daha düşünelim. Yani CIA tekrar çalışmalarını gözden geçirsin diyorsunuz. Yani hepimiz düşünelim. Vallahi kötü 2 kere oldu. Dünyanın başına gelen hoş değil yani. Peki. Alman bu yani. Avrupa'nın içinde de... Fransa şey yapabilir. Yani Fransa bir şekilde şu an ikili, yani bir yandan İngiltere'den hoşlanmaz malum Fransızlar, hiç hoşlanmazlar. Bir de Almanlardan hoşlanmazlar ikisinin arasında. Amerika ile beraber Hindistan üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor ama bir yandan da ya kardeşim ama ben Çin'le de bir şey yapmak istiyorum Avrupa, diyor. Arap ülkeleriyle de arası çok Arap iyi. Arap ülkeleriyle de iyi ama çok kaybetti. Son 5 yıl Afrika'yı kaybetti. Ya bakın Kuzey-Batı Afrika'daki eski sömürgelerinin tamamında resmi dil olmaktan çıkarıldı Fransızca son 5 yılda. Orta Afrika civarında hala var, resmi dil olarak kullanılıyor. Ama Afrika frangı, yani o para akıyordu Fransa'ya. Hani dekolonizasyon oldu doğru fakat Fransa pek öyle Afrika'nın yakasını bırakmamıştı. Tabii. Orada başka bir şey Lübnan. Lübnan'ı kaybetti. Yani Lübnan'da şu an eskisi kadar kuvvetli değil Fransa. Evet, tamamen İran. Peki İran'a kaldı. İran'a kaldı. İran? İran tabii bir uygarlık, bir medeniyet olarak baktığınızda çok iddialı bir yer. Geçenlerde çok kıymet verdiğim bir emekli büyükelçimiz onu söyledi. Yakın dönem insanlığın tarihi yeniden eski uygarlıklar üzerinden yürüyecek gibi görünüyor dedi. Çok önemsiyorum ben bunu. Yani Hint bir eski uygarlık, Çin bir eski uygarlık, İran da öyle. Yani mesela Putin için de Çar benzetmelerinin yapılması, Times'in kapağına filan da çıkması. Ama yani Rus yani bir uygarlık merkezi değildi hiçbir zaman. Yani Rusya batılılaştıktan 300 yıllık bir imparatorluğu var yani diyorsunuz. O şey de yani ancak Petro'dan sonra o da 300 yıllık bir imparatorluk. Ancak bir şey tarihi. O da ne kadar sürdü tartışmalı. Yani en parlak dönemini biliyorsunuz, Rus imparatorluğunun en parlak dönemini yaşatan lider Stalin'dir. Yani hiç bana demesinler ki Sovyetler Birliği de o Rus imparatorluğu değildi. Gayet de işte Rus İmparatorluğunun bir şekliydi. Avrupa dediğim gibi Fransa ilginç ama ırkçılığa yönelerek bunu yaparlar. O yüzden o biraz önce konuştuğumuz konuya referans vermek isterim. İtalya öyle. Yani bir ırkçılığın yükselişiyle beraber özne olma arayışı Avrupa'da söz konusu. Becerebilirler mi? Becerebilirler. Hayırlı mı olur diyecek olursanız vallahi çok da hayırlı olmaz herhalde insanlık için. Yeni bir başka kutuplaşmanın, savaşın içine. Öyle, ama Avrupa'nın konumlandığı yer Amerika, İngiltere, Anglo-Sakson dünya diyebilir miyiz? Şimdilik öyle ama dediğim gibi eğer şu olursa yani bir defa farklı oradan Avrupa kopmak isteyen belli güç odakları iktidarı ele geçirebilir. O mümkün. Yani öyle bir rüzgar da esiyor. Trump'ın iktidarı, olası iktidarı 2024-2025 Ocağı itibariyle eğer oluşursa Avrupa'da da onlar hızlanır. Burada Rusya etkisi, Avrupa içinde aşırı sağın yükselişinde Rusya etkisi çok konuşuluyor. Ne kadar? Çok. Yani Rusya bu Ukrayna Savaşı başlamadan önce çok uğraştı o işlerle. Sosyal medya hesapları üstünden yönetildi. Çok güzel yaptılar. Bir de bir yandan şeyi destekliyorlar. Mélenchon'u, Fransa'da şey solcu, Marksist. Öbür tarafta şeyi, Le Pen'i destekliyor. Aynı şeyi İtalya'da yapıyorlardı. Salvini'yi destekliyor bir yandan, bir yandan işte o Kızıl Ordu fraksiyonunun devamcısı olan küçük hesapları destekliyor falan gibi. Yani çok normal bir şey. Yani o yıpratma şeyidir bunlar. Yapar, herkes yapar bu işleri. Rusya'da yaptı tabii ki. Almanya onları. İçin kitapta da söylüyorsunuz. Tabii. Altı Tatar üstü Rusya'dır diyorsunuz öyle, zaten. Öyle, hani kesinlikle. Bu etkiden kopmak mümkün değil. 2,5. başka güç var mı? Hindistan ve Brezilya var tabii. Brezilya var. Brezilya'yı çok ciddiye almak lazım. Yani Latin Amerika bize böyle çok uzak gibi görünüyor. Artık değil. Mesafeler çok kısaldı dünyada. Brezilya'yı çok ciddi takip etmek lazım. Endonezya tabii ki çok yükselen bir güç. Ve Endonezya çok açık bir şekilde Çin'le beraber yükseliyor. Ekonomisi bağlı ama siyaseten de stratejik gereklilikler onu Çin'e ittiriyor. O çok riskli Endonezya açısından. Yani ilk elde ne yazık ki Çin'e değil ama Endonezya'ya. Çatışma alanı oraya doğru biraz. İşte Avustralya, Yeni Zelanda biliyorsunuz. Yeni Zelanda değil ama Avustralya çok heveskar. Peki biz neyiz? Biz dün de bir konferansta söyledim onu. Biz şöyle bir geleneğimiz var bizim. O gelenek çok açık. Kısaca söyleyeyim açıkça. O gelenek denge politikası. Burası şunu biliyor, çok hassas bir coğrafyadayız, meselelerimiz var. İmkanını bulursa... Saklanmamız mümkün değil, çok ortadayız kesinlikle, sağdan soldan. Yani öyle ben kafamı eğdim, dolayısıyla mümkün. Bana gelmez diye bir şey yok. İdare etmek zorunda burası, onu yapıyor şu an. İdare ediyor, günü geçiriyor. Günü geçiriyor derken hani o bakalım yarına değil, atlatmaya çalışıyor bazı şeyleri. Çünkü burada taraf olunmaz Ayşe Hanım. Bizim coğrafyamızda bir ülke böyle bir dönemde taraf olmaz. Çünkü yarını öngörmeniz gerçekten söz konusu. Kimin kazanacağını da bilmiyoruz. Yani bu... Çok açık bunu konuşmak lazım. Hani böyle bazen hani gençler şey yapıyor. Efendim ahlaki bir pozisyon. Tabii ki ahlaki bir pozisyonumuz var. İnsanın tarafında olmak, adaletin tarafında olmak. En çok barışın. Ya ben bunu hep ısrarla söylerim. Çok hoşuma gidiyor Türk olmak bu yüzden. Çünkü ahlaki olarak en üst erdem barışçı olmaktır. Ve Türk devletinin çıkarı barıştan yana. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela Alman olsanız barış çok da Alman devletinin işine yaramıyor. Arada kalırsınız ahlaki tercihle milli çıkar arasında. Şimdi burada Türk devletinin milli çıkarı ile ahlaki pozisyonu uyumlu. Bu çok güzel bir şey. Barışın tarafında olmak ve çok açık bir şey var. Efendim geleceğe iyi bakmak zorundasınız. Yarın illaki daha güzel bir dünya kurulur. Bakın düşünün mesela Franco İspanya'da, Mussolini İtalya'da, Hitler Almanya'da, Romanya'da demir muhafızlar, Macaristan'da zegetler, Bulgaristan faşistlerin elinde. Ya burası öyle ya da böyle aman dedi. Kaldı. Evet, kaldı. Bir barış adası olarak kaldı. Yarın ne olur ne olmaz insanlık kazanır. İnsanlık kazanır. Buna inandı. Yine insanlık kazanır. İnsanın tarafında olmak, özgürlüklerin tarafında olmak, barışın tarafında olmak, hakkaniyetin tarafında olmak. Bunlar çok güzel kelimeler. Hakkaniyet, meşruiyet. Hamaset değil ama. Güzel ama kelimeler ama hamaset değil. Ama hamaset değil. Yani bunu söyleyip bıraktığınız zaman olmaz. Bunun içini doldurmak gerekir. Türkiye oradadır diye düşünüyorum. Peki. Barış'ın yanında durmaya da devam eder diyoruz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Son bölüme giriyorum. Sürem çok azaldı hocam. Son bölüm başlıklarında hızlıca tamamlamaya gayret edeceğim. Kısa bir reklam arasından sonra Taşansu Türker hocamla birlikteyiz. Efendim Türk Kahvesi'nde Taşansu Türker Hoca ile son 15 dakikaya girdim. Çok hızlı Trump meselesine girmek istiyorum. Çünkü Amerika'da seçimler var ve Trump geri döner mi tekrar? Bir de Trump ne yaptı? da Trumpizm üzerinden konuşalım. Biden'ın tekrar aday gösterilmesi konuşuluyor herhalde. Siz kitapta diyorsunuz ki Amerika'da sol yoktur, sol ölmüştür, yani değişmiştir. Demokratlar kendilerini sol olarak tanıyor ama orada öyle bir sol anlayışı yok. Bu çerçevede Amerikan politikası İsrail, Gazze meselesinde nasıl bir yön bulur diye sorarak başlayalım. Şöyle, Trump ne yaptı? Trump aslında bir tepki olarak geldi. Yani Amerikan ekonomik sorunlarına, Amerika'daki işte neoliberal düşünce sistematiğine, hakim medyaya vesaire bir tepki olarak geldi. Çok açık yüreklilikle söylemek isterim. Tepkiyi anlayabilirim ama sonuçtaki tepkiselliğin ulaştığı sonuç çok da hoş değildi. Yani onu ortaya koymak lazım herhalde. Fakat tepkiyi anladığımız için birazcık hafifletici sebepler kuvvetli görünüyor Trump'ı analiz ederken. Trump sadece Trump'tan ibaret değil tabii. Hiçbir şey dünyada tek başına olmuyor. Trump'a baktığınızda mesela işte Netanyahu'yu da görmeniz lazım. Ya da oraya sonra gelelim. Orban'ı görmeniz lazım. Boris Johnson'ı da görmeniz lazım. Modi'yi de görmeniz lazım. Yani bu bir şekilde o biraz önce bahsettiğimiz Soğuk Savaş'ın bitişinden sonraki tek kutuplu dünyanın kendisini bir sistem inşa edememesiyle alakalı. Bu liberalizm düşüncesi efendim işte değil mi? Pozitivizme dayanır bir şekilde ama liberalizmin iktisadi politikası nedir? Görünmezel düzenler. Pozitivizm serbest görünene inanır. Şimdi bakın orada bir böyle bir saçmalık değil mi? Bir tezat vardır kendi içinde. Şimdi o tezatın benzeri neoliberal düşüncede biz karşılaştık yakın dönemde. Bir şekilde kendi kendine düzene oturacak dediler. İşte Samuel Huntington medeniyetler çatışması dedi, arkasını getiremedi. Efendime söyleyeyim, tarihin sonu çıktı, tarihin sonu dedi. Sonra özür diledi en son, işte kimliği yazdı. Yok dedi, yanlış anlamışım, milletler ölmüyormuş. Ya çünkü Ayşe Hanım, insan doğasına aykırı, aşırı ve gerçekten gerçekçi olamayacak hayallerden bahsediyorlardı. Milletler yok oluyordu, dinler yok oluyordu. Küreselleşme. Efendim, sınırlar tamamen ortadan kalkıyordu. Bir nedir onun adı? Çok severim, eskiden öyle solcuların bir şeyi vardı, türküsü vardı. Börtü böcek halaya duracak falan böyle. Deli misiniz yani, böyle bir şey mümkün mü? Aşırı. Onun da sebebi şu, dünyadan kopuk mesela işte New York'ta Greenwich Village civarında oturan bir garip entelektüel takımın hakim oluvermesiydi. Bizim de bunlara aman adamlar bir şey söylüyor deyip kabul etmek. Ciddiye aldı tabii, tüm dünyada ciddiye aldı. Çünkü o kadar büyük bir güç olduğu zaman ciddiye alırsınız. Bu kaçınılmaz bir şey ama yapamadılar, beceremediler. Şimdi o becerememe hali artık rahatsızlık vermeye başlamıştı Amerikan toplumuna. En büyük bakın nefret objelerinden bir tanesi Hillary Clinton oldu orada. Yani insanlar delirdiler yani. İktisadi anlamda eski Amerika'yı arıyorlar, kültürel hegemonya bakıyorlar, artık eskisi gibi değil. Amerika dünyaya hükmedemiyor vesaire. Bir sürü rahatsızlık. Bu Trump'ı öne çıkarttı. Trump'ı öne çıkarttı. Trump geldi, ne yaptı? Valla birinci dönem işin açıkçası daha içe kapanmacı, biraz daha işleri bildiğimiz yollarla durun bakalım çözelim diyen bir adamdı. Oraya artık geçmişte kaldığı için fazla uzatmayacağım ama bir noktası vardı ki Türkiye'yi çok ilgilendirdi. İsrail'le ilişkileri. Şimdi biraz önce dedim ya, Trump'ın İsrail ile ilişkileri bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çok yakından ilgilendiriyor yani. Golan Tepelerini tamam dedi artık İsrail'in. İşgal altında toprak orası. Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı büyükelçiliği vesaire. Netanyahu ile gayet iyi geçindi. Durumu o. Dolayısıyla hani İsrail... Araplarla da iyi geçindi bu arada. Suudi Arabistan'la ilişkisi. Bakın 73 Harbi'nde Kissinger nasıl tanımlıyor biliyor musunuz 73 Harbi'nde? Önümüzde diyor bir görev vardı. Arapları kızdırmamalıydık. İsrail'in yok olmasını engellemeliydik. Sovyetlerin etkisini arttırmasına izin vermemeliydik. Yahu şimdi... Mission Impossible işte bir imkansız misyon ama becerdiler bakın. Beceri öyle bir şey yani, farklı birbiriyle çelişen hedefleri aynı anda yürütebilmektir diplomasi zaten. 73'te Amerika bunu yapabildi. Trump bunu yapabildi mi? Vallahi çok da yapamadı yani. Gitti işte Suudi Arabistan'la bir şeyler yapmaya çalıştı, bir Orta Doğu ordusu kurmaya çalıştılar vesaire. Olmadı yani, hiçbiri tutmadı. Ha neyi becerdi ama? İsrail ile Arapların İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde normalleşmesini, yani Arap devletlerini bir normalleştirdi İsrail'le. Bu çok büyük başarı. Onu becerdi. Fakat baktığınızda, hesabı kitabı yaptığınızda İsrail taraftarı. Şimdi dedim ya konuşmanın ta başında, Amerika eşittir İsrail diye. Öyle değil. Joe Biden bir Katolik. Yani çok İsrail lobisiyle de yakın ilişkilere sahiptir ama yani zihinsel olarak ben size söyleyeyim içinden şey geçiriyordur. Yesin bu Orta Doğulu. Birbirine Arap, iki sevmediğim ulus birbirini Samiler yesin. Yesinler birbirlerine. Derler bunu söyleyeyim. Yani öyle kimse de kimseye aşık falan değil hayatta. Yani gayet de normal. Trump öyle değil. Şimdi ikinci dönemi Trump'ın bir genel çerçevede bakacak olursak çok kızgın. Birincisi Trump. Başına gelenlere çok kızgın. Bu Biden döneminde. Davalara, soruşturmalara, şunlara bunlara. Birincisi o. İkincisi Biden dönemi tam bir başarısızlık olarak algılıyor. Çok haksız olmayabilir. O yüzden kızgın. Üçüncüsü işin onun iktidarı bıraktığı günden daha vahim hale geldiğinin farkında. Dünya politikasında Amerika'nın belirleyiciliği daha da aşağıya düştü. Bu arada Trump'ın politikalarını Biden çok değiştirmedi. Bunun altında çizelim. Şöyle değiştirmedi fakat yeterince sert uygulayamadı. Evet. Yani mesela Çin konusunda Trump çıktı dedi ki bunlar panda sevici dedi. Biden için ve ekibi için. Yani diyor Çin'le bizim diyor Çin'i sıkıştırmamız lazım. Öyle diyor anlaşarak olmaz. Rusya konusunda ise tam tersini söylüyor mesela. Diyor ki Rusya ile anlaşalım, Avrupalıların ne hali varsa görsünler. Biz onu orada sabit tutarız, saldırtmamayı beceririz. Çünkü Rusya ile beraber ben Hindistan'ı da alırım. Bakın Amerika adına politika üretiyor. Şimdi Biden'ın ürettiği politikalara baktığınızda şöyle söyleyeyim, ilkesel olarak bana daha cazip geliyor. Niye? Çünkü kurallara dayalı bir politik sistem diyor, uluslararası sistem diyor. Efendim savaşın engellenmesi diyor. Efendim, gerçekte olmuyor ama yani. Diplomasi diyor. Ya söylem çok güzel yani. Şimdi şey nedir onun adı? Imagine diye bir şarkı var ya. Şimdi hangimiz sevmeyiz yani? Tabii. Söylem çok güzel. Hepimiz arzu ederiz. Ama gerçekleştirilebilir mi? Mesele orada. Trump ama bu sefer daha kızgın bir Trump olarak gelecek geldiği zaman. Gelme şansı var mı? Ben yüksek görüyorum. Dünyadaki genel gidişat da birazcık o yönde. Hani Avrupa'daki hazırlıkları da öyle görüyorum. Mesela bir Trump seçildiği zaman etraftaki arkadaşlarımla falan konuşurken ben Trump seçilecek diyordum. Herkes dedi deli misin ya mümkün mü öyle bir şey diyorlardı. Ben şunu söylüyordum yani benim elimde bir istihbarat teşkilatı yok. Ne bileyim ben. Fakat elinde istihbarat teşkilatı olan şey var, nedir onun adı? Rusya devleti var. Bakıyorum Rus basınına, Trump seçilecek gibi davranıyorlar. Hadi bunlar yanılıyor olabilir. İsrail'e bakıyorum, Trump seçilecek gibi davranıyorlar. Aklım öyle çalışıyor benim. Şimdi yine bakıyorum Netanyahu'ya. Trump seçilecek gibi davranıyor. Bir, iki, Trump'ın seçilmesi için elinden geleni yapıyor. Ne çıkarı var Netanyahu'nun? Şöyle Biden'la Netanyahu anlaşamıyor hiçbir şekilde. Yani çok açık. Ama Gazze sürecinde Amerika destekledi diyebiliriz. Destekledi değil işte. Gazze sürecinde Amerika beceremiyor, durdurmayı beceremiyor Netanyahu'yu. Yani Amerika o eski Amerika değil artık. Peki Trump için durum ne olur? Trump Gazze savaşında Netanyahu'yu destekler. İşte aradaki fark o. Yani şu an Biden yönetimi durdurmaya, tutmaya çalıştığı Netanyahu bunları yapıyor. Trump ise büyük ihtimalle yap lütfen de benden ne istiyorsun diyecek. Niye? İdeolojik olarak daha yakınlar. Dünyaya bakışları birbirine daha yakın. Ve Biden'ın ekibinin Orta Doğu'ya bakışı ile Trump'ın bizzat kendisinin Orta Doğu'ya bakışı tamamen birbirinden farklı. Trump güç yoluyla yani kaba kuvvet yoluyla Orta Doğu'yu şekillendirebileceğine inanıyor. Aradaki fark o. Dolayısıyla hani Trump ve Biden arasında böyle ben görüyorum bazen Türk medyasında Biden'cılar var mesela, Trump'çılar var. Bana çok garip geliyor bu yani deli misiniz size ne? Benim oy verme hakkım yok Amerikan seçimlerinde. O yüzden kusura bakmasınlar yani biri birinden daha iyi diyemeyeceğim. Sadece Türk olarak bizim analiz etmemiz lazım. Şimdi İsmail Kara'nın şeyidir analım program bizim programda da Türk Kahvesi'nde de söylemişti. Türkiye'de 3 temel yönetim unsuru vardır. Bir Ankara der, bir millet, bir diğeri de dış güçler. Evet. Bu dış güçler sanırım Amerika'da o şeyi biraz daha Trump ve Biden arasında aslında böyle bir kavgayı da bir şekilde fikirsel olarak planlıyor. Fikirsel olarak planlıyor yahut şöyle söyleyeyim, hani bizde bir de bir garip bir böyle aşırı bağlanma şeyi vardır Türklerde, biliyorsunuz. Yani hemen seviveririz, takım tutar gibi, aman o iyi bir şey yaptı falan gibi. Bunlar hassas konular. O yüzden hani böyle kuyumcu terazisiyle hakikaten ölçmek gerekiyor. Hiçbir şey mutlak iyi değil, hiçbir şey mutlak kötü değil. Ülkenin çıkarı neyi gerektirir? Neyse ona bakmak lazım. Bakmak şimdi NATO'da başlıklarımızdan birisiydi. Bizim için önemli. Evet. Tabii bu arada siz İsrail-Gazze meselesinde bir çıkış görmüyorsunuz gibi bir hisse kapıldım. Görmüyorum. Ben daha yayılacağını bekliyorum. Bölge yani bu Lübnan'a yayılmaz herhalde. İran herhalde ona... Lübnan'a yayılacak ilk başta. Lübnan'a mı yayılacak? Öyle yani bu tabii bir İran'ın da içinde olduğu bir başka bölgesel başka büyük yani Yemen meselesi zaten öyle. Bölgesel bir çatışmaya daha meydan vermez mi? Yani verir. O yüzden zaten Amerika'da Gazze'lilerin kara kaşına kara gözüne değil, bunu kontrol edemeyeceğini bildiği için zaten Netanyahu'yu durdurmaya çalışıyor. Tabii Gazze'lilerin kara kaşı kara gözü derken Edward Said'in meşhur şeyidir. Hı-hı. Haberlerin anında İslam'da öyle başlar. Amerika için Orta Doğu halkları sisin ardında bir takım insanlardır. Yani çok böyle doğru. Cisim hani bir insan bile değil de bir takım çok gölgelerdir doğru. diye başlar ve öyle anlatır. Gerçekten eminim de öyle. Avrupa bile öyledir, biliyor musunuz? Yani kendi geldikleri, göçmen olarak geldikleri, mesela bir İskoç için işte İskoçya'yı, Britanya'yı bilir de valla Almanya ne ifade eder, Fransa ne ifade eder, bir İsveç kökenli için İskandinavya'yı bilir de İtalya ne ifade eder. Yani dolayısıyla bir Atlantik orada garip bir şey denir ya hep, Atlantik'i geçince valizlerinizi bırakıp öyle geçersiniz Amerika'ya diye. Valizlerini bırakmışlardır ama artık bu öyle bir valiz bırakma hali ki yani derilerini soyup bırakmışlar gibi sanki. Tabii. İnanılmaz bir cehalettir o. Bir Fransa şeydir, nedir onun adı, bir cazibe merkezidir. O da yani kültürel bir şey işte. O da komiktir yani, sadece komedi olarak gitmek gerekir. Şimdi yükselen aşırı sağın ideologları var. Bunlar kimler, biraz onu sorayım. Bir de NATO meselesi Türkiye için önemli. Son 3-4 dakikamız onunla bitirelim hocam. Şöyle Yoram Hazoni mesela Netanyahu çok yakın İsrail'de bu milliyetçiliğin erdemlerini yazdı. Yoram Hazoni. Çok etkilidir. Yani bu Oxford Cambridge çevresiyle de yakın. Orban Macaristan'da acayip işler yapıyor şu an. Mesela hakikaten benim şu ara çok gidesim var. Merak ediyorum çünkü. Çok böyle içli dışlı olup bağrıma basmak istediğimden değil ama gözlemlemek istediğim. Böyle İngiltere, daha da Oxbridge merkezli bir şey var orada, böyle Macaristan'a akan bir Tory akıllı, muhafazakar akıl var. Onlar tabii ırkçılıkla mesafelidir. Fakat ırkçılık araçsallaştırılır Tory'ler tarafından. Yani İngiliz muhafazakarları tarafından. Yani bu arada Türk muhafazakarlarının İngiliz muhafazakarlı bu Tory'lerle alakası olmadığını da kitapta altını çiziyorsunuz. Evet. Ben de bir parantez olarak söyleyeyim. Evet. Ya onu da çok önemsiyorum. Yani çünkü değişimi yönlendirme gibi bir iddiası vardır İngiliz muhafazakarının. Yani değişime durdurmaz. Mesela oradaki ayrım şeydir. Edmund Burke. Burke mesela Fransız devriminden nefret etti adam. Ama hiç Tory olmadı. Fakat anti-Fransız devrimi oldu. Tory'ler ne yaptı biliyor musunuz? Bu Fransız deliler böyle bir saçmalık yaptılar. Biz bu işten nasıl karlı çıkarız deyip bakın süreci yönettiler. Pragmatik yani o anlamda. Tabii bir de bir network. Yeni sağın ideologları bir network var. Yani bu işte Macaristan merkezli, Amerika'da şeyleri var bunun. Adamın adını unuttum şimdi bu. Hatta Trump'ın da danışmanlığını vesaire yaptı. Bu Avrupa'ya çok gitti geldi. İşte Marine Le Pen'le, Salvini'yle. Steve bir şey galiba. Evet, şimdi çıkaramadım adını ya. Şimdi çıkaramadım adını ben de. Yani dolayısıyla bir internasyonel de böyle bir bağ var. Yani aslında tüm Avrupa'yı birbirine bağlayan, Amerika'yı Avrupa'yı birbirine bağlayan bir hat yeni sağ. Milli İstihbarat raporumuzda da bu yeni sağın yükselişi Avrupa'da Türkiye için önemli. Ya onu ben çok önemsiyorum. Altını çizelim onun Ayşe Hanım. Yani burada aslında milliyetçilikle bu yeni sağa ayırmakta fayda var. Yani şimdi milliyetçilik mesela Türkiye'deki görünümüyle bakacak olursanız milliyetçilik, milletin, milli iradenin, siyasetini kendini yönetmesi ve milli iradenin millet olarak eşit haklarla, anayasayla bunun her bir bireyin millete bağlanması. Yani şimdi bu çok özgürlükçü, son derece eşitlikçi, yüksek bir insanlık idealidir. Ama milliyetçiliğin farklı görünümleri var. Yani Türkiye'deki milliyetçiliğin bu haliyle atıyorum işte İtalya'daki Mussolini faşizmini ya da Franco'nun İspanyol faşizmini karşılaştıramazsınız. Ama yeni çıkan ırkçılığı esas alan milliyetçi akımlar oraya bağlanabilir. Tabii. Şimdi sorun orada. Biz de böyle her şeyi birbirine karıştırıyoruz. Mesela atıyorum. Yani o akımlar ve o süreçlerin içinde istihbarat örgütlerinin rolü de var mı? Tabii ki mutlaka var ama o raporda bunu zaten beklememek lazım. Bu kamuoyuna açıklanan bir rapor. Onun da altını çizelim yani. Burada bir şey söylüyor demek ki kamuoyu, Türk kamuoyuna. Biz bu teşkilat olarak dünyaya baktığımızda en önemli konu bunu görüyoruz. Çünkü ilk yayınlanan rapor o demektir. Oradan benim çıkardığım şey o. Çok da mühimsiyorum. Şundan çünkü hani şeyle bitireyim. Mesela Marx diyordu ki balık tutsun işçiler. Adamın sosyalizm hayali oydu. Pol Pot gitti milyonlarca insanı öldürdü. Şimdi o mu bu mu, anlatabiliyor muyum? Bu kavramlar böyle çok değişkendir. Dolayısıyla hani Avrupa'da aşırı sağ deyince hemen burada alıp milliyetçiliğe yormak, o kusura bakmasın kimse, cehalet olur yani. Onları lütfen ayırmak gerekir. Lazım. Peki NATO son söz olarak, NATO konusunda da görüşünüzü alarak kapatalım. NATO tabii Türkiye'nin üyesi olduğu ve Türkiye açısından son derece önemli Batı'yla ilişkilerindeki en önemli ortaklık mekanizmalarından bir tanesi. Şu an yaşadığı sorun Türkiye'nin NATO ile şu, çünkü NATO aslında bir uluslararası üstü yapıdır. İşleyişi itibariyle baktığınızda uluslararası gibi görünür, oy birliği aranır pek çok konuda falan ama savunma stratejileri konusunda uluslararası üstüdür fiiliyatta. Türkiye'nin kendi yakın çevresiyle alakalı NATO'da bu stratejilerin belirlenmesindeki asli aktör olan Amerika ile anlaşamadığı konular var. Sürgit gider mi? Sanmıyorum. Yani öyle böyle anlaşırlar. Çünkü bu önemli bir bağ. Türkiye'nin bir şekildeki konumunu da şekilde, evet, uluslararası politikada konumunu belirliyor. En önemlisi bu işin açıkçası. Yani mesela Avrupa Birliği adaylığı valla o kadar değil. Açık söylemek lazım. Dolayısıyla hani çok üstüne titrenilmesi gereken bir konu ve çok zor bir konu. Çünkü açık ki çok ciddi sorunlar var Amerika'yla. Mesela Kuzey Irak meselesi. Suriye'nin kuzeyi. Ne yapacağız? Şimdi NATO'nun ilgi alanına girmiyor. Doğru. Peki Doğu Avrupa? Vallahi çok iyi anlaşıyor muyuz o konuda? Kesin emin miyiz? Arada belli farklar var. Orada hani bizim NATO daimi temsilciliğine çok iş düşüyor belli ki. Çok iyi çalışıyorlardır eminim onlar da. Ama o içerideki hazırlık süreçlerinde o çok küçük diplomatik görüşme olarak görünür ama asıl her şey orada belirlenir. O siyasilerin önüne getirilir çünkü. Oralarda ciddi çalışmalar yapılıyordur diye düşünüyorum. Ama NATO bizim için önemli ve bu böyle hani çok kolay harcanacak bir konu çok değil. Kesinlikle. Ama bizim de kendi kurallarımız var. Ben bir dünya turu yapmaya çalıştık. Tabii önümdeki başlıkların yarısı duruyor ama bir yarısını en azından hızlıca konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şeref Ankara'dan zahmet verdiniz. Valla talebeleriniz çok kıymetinizi bilsinler diye düşünüyorum. Böyle sizin derslerinize girme, dünyayı anlama, kavrama noktasında da çok önem taşıyor. Çünkü müthiş bir bilgi birikimiyle bize aktarıyorsunuz. Tabii her şeyden önemlisi de tüm bunları işte Fransa'dan, Rusya'dan, İsrail'den, İngiltere'den, dünyanın farklı yerinden kaynaklara bakarak değerliyor, aktarıyor olmuş olmanız, yorumluyor olmanız bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah yeni kitaplara diyelim. İnşallah. Yeni kitaplarda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum. Efendim haftaya Türk Kahvesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.